Atom kavramı hakkında çeşitli görüşler ve teoriler ortaya koyan, bilim insanlarının geçmişten günümüze olacak şekilde tarihsel dönem sırası hangi seçenekte verilmiştir? Geçmişten günümüze tarihsel dönem sırası yapacağız. Atomla ilgili görüşler ve teoriler ortaya koyan bilim insanları ile ilgili. Bir kere ilk defa atom kavramını ortaya atan kişi atomos şeklinde bu kelimeyi ortaya koymuş ve atomos Demokritos'a göre bölünemeyen, parçalanamayan yapı taşlarıydı ve tüm maddeler bölünemeyen, parçalanamayan atomos denilen parçacıklardan oluşmuştu. Dolayısıyla tarihsel öncelik sırasında bir numara Demokritos olacak. Daha sonra bilimsel atom modellerinin başlangıcı sayılabilecek olan Dalton atom modeli gelir. 1800'lerin başı, yaklaşık olarak 1803 diye hatırlıyorum. Daha sonra Thomson atom modeli, ki Dalton atom modeli içi dolu kürecik şeklinde adlandırmıştı. Thomson atom modelinde ise atom artı yüklü bir küre ve içindeki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit şekilde bir üzümlü kek gibi homojen dağılmıştı. Bu da 1800'lerin sonu. Dolayısıyla daha sonraki sırada Thomson bulunmalı. Bohr ise 1900'lerin başında, 1903 yılında atom modelini kurgulamıştı. Bohr'un atom modeli yörüngeli bir modeldi. Dolayısıyla tarihsel kronolojik sıralama 1, 2, 4, 3 şeklinde olmalı. 1, 2, 4, 3, yani doğru cevap A seçeneği olacak. Sorumuz Dalton atom modeliyle ilgili. Dalton atom modelinde yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde kabul görmemektedir? Yani Dalton atom modelinde yer alacak ama günümüzde biz bunu kabul etmeyeceğiz. Dalton atom modelini kurgularken atom içi dolu kürecik demişti ve atom altı taneciklerden hiç bahsetmemişti çünkü döneminde keşfedilmemişti. Yani proton, nötron, elektron bu modelde yer almıyor. Ve atomların boyutlarına göre sıralamasını yapmıştı. Yani kütlesel bazda bakmıştı. Yani bir elementin atomu küçükken bir diğer elementin atomu ondan daha büyük, bir diğer elementin atomu ondan daha büyük şeklinde büyük küçük küreler şeklinde ifade etmişti. Dolayısıyla farklı element atomları birbirinden farklıdır. Biz günümüzde bunun farklılığını proton sayısına bakarak söyleyebiliyoruz. Ama Dalton'un bu öngörüsü hala bir şekilde geçerli. Atomlar kimyasal tepkimelerde başka bir element atomuna dönüşemez. Bu günümüzde de geçerli. Ancak radyoaktif olaylarda atomlar başka element atomlarına dönüşebilir. Kimyasal olaylarda bu durum mümkün değil. Atomlar kimyasal tepkimelerde bölünemez. Evet, atom Dalton'a göre atom parçalanamaz, bölünemez. Ama günümüzde biz biliyoruz ki atom bölünebilir, parçalanabilir ama ancak radyoaktif olaylarda, nükleer olaylarda atom parçalanması söz konusu. İfadede ise kimyasal tepkimelerde ifadesi var. Kimyasal tepkimelerde atom bölünemez. Bir elementin tüm atomları özdeştir. Dalton atom altı taneciklerden haberdar olmadığı için bir elementin farklı tür atomlarının olabileceği, yani özdeş olmayan atomlarının olabileceğinin farkında değildi. Halbuki günümüzde bir izotop diye bir kavram biliyoruz. İzotop dediğimiz durum aynı elementin özdeş olmayan atomları anlamına geliyor. İzotop proton sayıları aynı, yani aynı kimliğe sahip, aynı elemente ait atomlar ki bir elementin, bir atomun hangi elemente ait olduğunu proton sayısına bakıp söyleyebiliyoruz. Nötron sayıları ise farklı olan atomlar birbirlerinin izotopuydu. Mesela karbon elementinin doğada özdeş olmayan atomları vardır. Ama her birisinin kimliği yani protonu aynıdır. Bir atomun hangi elemente ait olduğunu anlamak istiyorsak onun kimliğine bakmalıyız. Yani proton sayısına. Proton sayısı 6 olan atom kesinlikle karbon elementine aittir. Başka bir elemente ait olamaz. Ama bu karbon atomlarından bazılarının nötron sayısı 6, bazılarının 7, bazılarının 8, bazılarının 9 olabilir. Dolayısıyla özdeş olmayan karbon atomlarından bahsediyoruz. Yani karbon 12, karbon 13, karbon 14 ve karbon 15'ten bahsediyoruz. Halbuki Dalton bir elementin tüm atomları özdeştir demişti. Biz günümüzde biliyoruz ki bir elementin tüm atomları özdeş olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu günümüzde geçerli bir kavram değil. Elementlerin sabit kütle oranı ile birleşmesiyle bileşikler oluşur. Doğru bir ifade, yani sabit oranlar yasası.
Zaten Dalton atom yasasını açıklamak için kütlenin korunumu kanunu, yani kütlenin korunumu, ki Lavoisier bulmuştu. Sabit oranlar yasası, ki Prost bulmuştu. Ve kendine ait olan katlı oranlar yasasını kendi modelini açıklamak için kullanmıştır. Dolayısıyla bu hala geçerli bir durumdur. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, sorumuzda Dalton'la ilgili bir ön bilgi var. Dalton atom modeliyle ilgili. Dalton, atomlar içi dolu küresel parçacıklardır görüşüyle atom altı parçacıkların varlığını kabul etmemektedir. Yani Dalton, atom yekpare bir bütündür ve parçalanamaz demişti ve herhangi bir atom içi atom altı parçacıktan bahsetmemişti çünkü devrinde keşfedilmemişti. Yani proton, nötron ve elektrondan bir haber. Bunu söyleyebiliriz. Yani habersiz. Peki, buna göre yukarıdaki çalışmalardan hangileri atom altı parçacıkların varlığının ortaya çıkarılmasında katkı sağlamıştır? İnsanoğlu atom altı parçacıkların varlığından çeşitli çalışmalarda şüpheler duymuş. Mesela bunlardan ilki sürtünme ile elektriklenme deneyleri. Bunu genelde kehribar taşı üzerinde yoğun bir şekilde fark etmişler ki kehribar taşı antik Yunan'da elektron olarak kullanılıyor. Yani günümüzdeki elektronun isim babası. Yani kehribar taşı üzerinde elektriklenme fark edilmiş ama bir müddet sonra elektriklenmenin tüm maddeler için ortak özellik olduğu fark edilmiş. Demek ki tüm maddelerde ortak olan bir alt parçacık olması gerekliliği ortaya çıkmış. Aslında biz bir müddet sonra buradan da elektronun keşfine doğru gidiyoruz. Yani atom altı parçacıkların keşfinde katkı sağlamış bir çalışma. Peki, Faraday'ın elektroliz deneyleriyle Faraday birim yük başına toplanan madde miktarının hep aynı olduğunu görmüş. Dolayısıyla mol elektron ve biriken maddenin miktarı arasında orantı kurmuş. Bunu farklı maddelerle deneyince de aynı sonuçlara ulaşınca demek ki bu elektriği taşıyan bir tanecik olmalı. Atomların bünyesinde de bulunan bir tanecik olmalı. Aslında yine elektrondan bahsediyoruz. Yani atom altı taneciklerin keşfinde önemli bir rol oynamış ki ilk keşfedilen atom altı tanecik zaten elektron. Radyoaktif ışımaların keşfedilmesi, radyoaktif ışımalar esnasında atom çekirdeğinden proton, nötron gibi çeşitli tanecikler ayrılır. Dolayısıyla etrafa ışımaları yapan o taneciklerin bünyesinde atomun yapısından kopmuş tanecikler vardır. Dolayısıyla bu da atom altı taneciklerin varlığını ispatlayan çalışmadır. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet, sorumuz Bohr atom modeli ile ilgili. Bohr atom modeli ile ilgili küçük bir anlatım yapalım öncelikle. Bohr atom modeline göre, ki Bohr daha çok elektronların çekirdek etrafındaki davranışlarıyla ilgilenmiş ki Bohr'dan önce Rutherford atom modelinde çekirdek kavramı vardı. Yani pozitif bir çekirdeğimiz var. Protonlardan oluşuyor. Peki çekirdek etrafında elektron hareketini dairesel yörüngelerle açıklamaya çalışmış. Peki bu dairesel yörüngeleri nasıl yerleştirmiş? Çekirdeğe en yakın enerji seviyesine birinci enerji seviyesi şeklinde numara koymuş. Çekirdekten daha uzak olan enerji seviyesi ikinci enerji seviyesi. Çekirdekten daha uzak olan enerji seviyesi üçüncü enerji seviyesi. Bu şekilde devam ettirebiliriz. Ama farkındaysanız birinci enerji seviyesi ile ikinci enerji seviyesi arasındaki mesafeye göre 2 ve 3 arasındaki mesafe daha az. Çünkü çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyeleri birbirlerine yakınlaşıyor. Peki, yine çekirdek etrafındaki elektronun hareketinin dairesel olduğunu öngörmüş ki bu öngörü günümüzde geçerli değil. Elektron çekirdek etrafında belirli yörüngelerde bulunur. Yani elektronun nerede olduğunu biliriz. Belirli yörüngelerdedir ve bu yörüngelerde çekirdek etrafında dairesel hareket eder öngörüsünde bulunmuş. Bu ifade doğru. Elektronun çekirdek etrafındaki hareketi daireseldir söylemiştik. Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar. Çekirdek çekiminden uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar. Bu ifade ise doğrudur. Yani bir elektron çekirdekten ne kadar uzaklaşırsa n eşittir 1'deki bir elektrona göre ikinci seviyedeki bir elektron ya da ikinci seviyedeki bir elektrona göre üçüncü seviyede bulunan bir elektron daha yüksek enerjiye sahiptir. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacak. Evet, sorumuzda çeşitli bilim insanları ki bu bilim insanları çeşitli atom modelleri öngörmüşler. Bunların atom modellerine ait görüşleriyle bu bilim insanlarının eşleştirilmesi istenmiş bizden.
Bilim insanları da kendilerine ait atom modelinde yer alan görüşlerin doğru eşleştirilmesi hangi seçenekle verilmişti diye sorulmuş. Öncelikli olarak ilk bilimsel atom modeli, yani aslında en basit model olarak kabul edilebilir, Dalton atom modeli, ki hiçbir atom altı parçacıktan bahsetmiyordu. Atom yekpare bir bütündür, bölünemez diyordu. Bir bakalım. Elementler atom denilen bölünemeyen tanecikler'den oluşmuştur. Dolayısıyla bölünemez. Atom altı tanecik içinde bulunmuyor. Dolayısıyla Dalton A ile eşleştirilebilir. Dalton atom modeli. C.C. Thompson atom modelinde ilk defa atomun nötr olmasından bahsetmiş. Aynı zamanda atom içerisindeki artı yük sayısı ve eksi yük sayısının birbirine eşitliğinden yola çıkarak atomun pozitif bir küre olduğunu, bu pozitif küre içerisinde negatif yüklerin de homojen dağıldığını söylemiş. Artı yük sayısı, eksi yük sayısına eşit. Atomun ilk defa nötr olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla C ile eşleştirebiliriz. Atomda artı yük sayısı, eksi yük tanesi sayısına eşittir. Rutherford'un atom modeli ise ilk çekirdekli atom modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı altın levha üzerine gönderdiği alfa ışın deneyleriyle atom çekirdeğini keşfediyor. Yani diyor ki alfa ışınları pozitif yüklüdür. Pozitif yüklü bu ışınlar atom çekirdeğine isabet etme oranı çok düşüktür. Dolayısıyla artı artı iter. Demek ki artı yüklü tanecikler atom içerisinde çok küçük bir hacme sıkışmıştır. Biz bunu atomun boyutunun içerisinde 10 binde 1 olarak ifade edebiliriz. Atomda pozitif yüklü tanecikler çekirdek denilen küçük bir hacimsel bölgede yer alır. Yani kodlayacak olursak Dalton atom parçalanamaz yekpare bir bütün. Thomson atom nötr artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit. Rutherford çekirdek. Dolayısıyla bu kavramları eşleştirirseniz bu bilim insanları ile ilgili soruları çok rahatlıkla çözeceksiniz. O halde 1A olmalı. 2C olmalı. 3'te B olmalı. Bunları sağlayan seçeneğimiz B. Doğru cevap B olacak. Sorumuz ilk bilimsel model olarak kabul edilen Dalton atom modeli ile ilgili. Dalton atom modeline göre hangileri doğrudur? Bu tarz sorularda arkadaşım şuna dikkat etmen lazım. Günümüzde geçerliliği sormuyor. Yani Dalton atom modelinde bu yer alır mı, yer almaz mı diye soruyor. Bazen ise günümüzde geçerli olup olmadığını soruyor. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Bu soru Dalton atom modeline göre hangileri doğrudur? Yani Dalton atom modelinde yer alır ya da yer almaz. Dalton en basit atom modeliydi. Yani atom yekpare bir bütündür. Atom parçalanamaz. Atom altı tanecik içinde yok. Dolayısıyla proton yok, nötron yok, elektron yok. Henüz keşfedilmemiş. Atom parçalanamaz, yani yekpare bir bütündür. Dalton atom modelinde yer alır. Atomda pozitif yüklü tanecik sayısı negatif yüklü tanecik sayısına eşittir. Bu ilk defa Thomson'un atom modelinde gündeme gelmişti. Dolayısıyla bu Dalton'un modelinde bulunması zaten imkansız bir durum. Çünkü pozitif ve negatif yükler veya nötronlar bir şekilde keşfedilmiş değil. Bir bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir kütle oranı vardır. Biz buna sabit oran diyoruz. Dalton atom modelini açıklamak için sabit oran yasasını kullandı. Yine kendinden önce keşfedilmiş olan kütlenin korunumu yasasını da kullandı. Yine kendisine ait olan katlı oranlar yasasını da kendi modelini açıklamak için kullandı. Dolayısıyla doğru cevap Denizli olacak. Evet, benim çok sevdiğim bir soru. Sebep şu: 2017 yılında ilk defa bu kitap baskıya girdiğinde bu soru vardı ve hala bu soru bu kitapta var. Ama bizden sonra ÖSYM bunu sınav sorusu yaptı ve aynı tarz sınav sorusu yaptı. Şimdi siz de hatırlayacaksınız veya çıkmış sınavları incelediğiniz zaman bu soruyu göreceksiniz. John Dalton, Dalton atom modelini açıklamada yukarıdaki kanunlardan hangilerini kullanmıştır? Dalton'un kendisinin bulduğu yasa katlı oranlar kanunu. Mesela bu soru şöyle olsaydı: Dalton atom modelini açıklamada aşağıdaki yasalardan hangisinden daha fazla faydalanmıştır deyip bize A, B, C, D, E şeklinde seçenekler sunsaydı, tek bir şeyi işaretlemek zorunda kalsaydık katlı oranlar kanunu işaretlerdik. Çünkü kendi yasası bu zaten. Ama Dalton kendisinden önce bulunmuş olan, ki Lavoisier bulmuştu, kütlenin korunumu kanunu, yine kendisinden önce bulunmuş olan Joseph Prost'un sabit oranlar kanunu da yasasını açıklamada kullanılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bu arada Dalton'la ilgili şunu söyleyebilirim: Dalton'la ilgili işlemler kütle bazlı, kütle hesaplama işlemler, ki bu yasaların hepsi bileşiklerin reaksiyondaki kütleleriyle ilgili oranları veren durumlar.
Joseph Thomson'ın atom modelinde yer alan yukarıdaki görüşlerden hangileri günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir? Yani bize şunu sormuyor. Joseph Thomson atom modelinde hangileri yer alır diye sormuyor. Yukarıdakilerin hepsi Joseph Thomson atom modelinde yer alıyor. Ama günümüzde geçerli mi değil mi, buna bakacağız. Atomlar nötrdür ki Joseph Thomson ilk defa atomun nötr olmasından bahsetti. Biz günümüzde hala biliyoruz. Atom altı tanecikler, proton, nötron ve elektron. Ve atomda proton sayısı, yani pozitif yüklü tanecik sayısı, elektron sayısına eşit. Dolayısıyla atom bizim için hala nötr bir tanecik, günümüzde geçerli. Peki, atom çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 santimdir. Hocam 10 üzeri eksi 8 tüm atomlar için böyle midir? Ama diyoruz ki yaklaşık. Dolayısıyla bu durum da hala geçerliliğini koruyor. Atom artı yüklü bir küredir ve eksi yükler artı yüklerin içinde dağılmıştır. Yani Thomson'un modeli. Atomun kabuğu, daha doğrusu atomun kendisi artı yüklü. Bu artı yüklünün içerisinde eksi yüklü tanecikler dağılmış. Artı yük eksi yük sayısına eşit. Yani pozitif bir küre ve içinde eksiler dağılmış. Böyle modellemiş ama biz günümüzde biliyoruz ki atomda çekirdek denilen yapıda proton ve yüksüz olan nötronlar bulunuyor. Çekirdek dışında ise bir toz bulutu içerisinde elektronlar bulunuyor. Yani orbital dediğimiz bölgede. Dolayısıyla bugünümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir görüş. O halde cevabımız bize geçerliliğini kaybetmiş sorduğu için C seçeneği olacak. Sorumuz Rutherford'un atom modeliyle ilgili. Rutherford'un inceltilmiş altın levha üzerine gönderdiği alfa ışınları ile yaptığı deney sonuçlarından yola çıkarak oluşturduğu atom modeliyle ilgili hangisi yanlıştır? Yani Rutherford'un atom modeliyle ilgili doğru ve yanlışlara bakacağız. Ama alfa ışınlarından da faydalanacağız da ekstra. Ona bakacağız. Şimdi inceltilmiş altın bir levhamız olsun. Yani basit bir şekilde şekli çizeyim ben size. İnceltilmiş altın levha, altın bir atom olduğuna göre çok sayıda atom çekirdeği olacak. Günümüzde biz biliyoruz protonların bulunduğu küçük hacimsel bölge ve elektronların bulunduğu bölgeler olacak. Burada inceltilmiş altın levha üzerine Rutherford radyoaktif bir kaynaktan alfa ışınları gönderiyor. Gönderdiği alfa ışınları pozitif yüklü tanecikler. Diyelim ki 10.000 tane alfa ışını gönderiyor. Bu 10.000 tane alfa ışınından neredeyse 10.000'de birinin geri yönlü sapmaya uğradığını görüyor. Küçük hacimsel bölgelerden. Arkada ışın algılayıcı plakamız var. Yani çinko sülfürümüz var. Dolayısıyla buradan çıkartacağımız sonuç şu olmalı. 10.000 tane pozitif yüklü tanecik gönderiyorsunuz. Neredeyse hiçbirisi geriye dönmüyor ya da çok çok azı 10.000'de biri geriye dönüyor. O halde atomun büyük bir çoğunluğu boşluktur. Çünkü artılar artılarla karşılaşsa geri döner. Eksilerle karşılaşsa sapmaya uğrar. O halde atomun büyük bir kısmının boşluk olduğu buradan çıkarılacak bir sonuç ki modelinde yer alıyor. Peki ve çok küçük hacimsel bölgelerden sapmalar görüyor. Buralarda artı yükler artıları iter. Dolayısıyla artı yüklü tanecikler küçücük hacimlere sıkışmıştır diyebilirim. 10.000'de birlik bir hacimsel bölgeye sıkışmışlar. Dolayısıyla pozitif yüklü taneciklerin çekirdek denilen çok küçük bir hacimsel bölgede toplandığını ispatlamış olduk. Ki Rutherford'un modelinde çekirdek kavramı ilk defa bahsedilmiş. Elektronlar ise bu çekirdek dışındaki bölgede olduğu ifade edilmiş ama bu bölgede elektronların hareketi net bir şekilde açıklanamamış. Atomun büyük bir hacimsel bölgesinin boşluk olduğu ifade ediliyor ki bu deneyden bu çıkar. Negatif yüklü taneciklerin çekirdek dışında olduğu modelinde yer almış. Peki atom kütlesinin yaklaşık olarak proton kütlesine eşit olduğu, aslında atom kütlesinin yaklaşık olarak proton kütlesinin iki katına eşit olduğunu söylüyor Rutherford. Dolayısıyla proton kütlesine eşit değil. Demek Rutherford aslında atom çekirdeğinde nötr ve kütlesi protona eşit olan ve proton kadar sayısı olan başka bir tanecik olduğunu öngörüyor. Yani nötronu öngörüyor ama herhangi bir ispatı yok. Dolayısıyla Rutherford'un modelinde nötron vardır diyemeyiz. Ama Rutherford'un modelinde şu ifade geçer. Atom kütlesi yaklaşık olarak proton kütlesinin iki katı kadardır. Dolayısıyla yaklaşık olarak proton kütlesine eşittir değil. Proton kütlesinin iki katı kadardır ifadesi modelde yer alır. Bu ifade dolayısıyla yanlış olmuş oldu. Peki atomdaki artı yüklü tanecik sayısının eksi yüklü tanecik sayısının eşit olduğu zaten hocası olan Thomson'ın modelinde de yer alıyordu ve Rutherford da atomun nötrlüğünü kabul etmişti. Dolayısıyla modelinde yer verdiği bir durumdu. O halde doğru cevap D seçeneği.
Evet, sorumuz aşağıdakilerden hangisi Dalton Atom modelinin varsayımlarına uygun bir ifadedir diyor. O zaman Dalton Atom modeline uygun olan ifadeyi bulacağız. Bakın, bir elementin özdeş olmayan atomlarına izotop denir. Halbuki Dalton'un söylediği şey şuydu: bir elementin tüm atomları özdeştir diyordu Dalton. Yani izotop kavramından haberi yoktu çünkü atom altı tanecikleri bilmiyordu. Proton, nötron, elektrondan haberdar değildi. Mesela hidrojen elementinin doğada hidrojen 1'e 1, hidrojen 1'e 2, hidrojen 1'e 3 gibi özdeş olmayan nötron sayıları farklı izotop atomlarının bulunduğundan haberdar değildi. Dolayısıyla özdeş olmayan atomlara izotop deme şansı yoktu. Farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Yani bileşiği oluşturan sabit orandan bahsediyor ki Dalton modelinde sabit oranlar yasasını modelini açıklamak için kullanmış. Hatta kütlenin korunma yasasını da kullanmış, katlı oranlar yasasını da kullanmış. Dolayısıyla bu Dalton'a uygun bir ifade. Cevap olmalı ama yine de bakalım. Radyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. Yani o zaman atom altı taneciklerden haberdar olması lazım ki Dalton atom parçalanamaz diyordu. Dalton uygun bir ifade değil. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Yani o halde atomun büyük bir kısmı boşluksa atom yekpare bir bütündür, parçalanamaz bir taneciktir gibisinden ifadeler olmamalıydı. Atomun büyük bir kısmının boşluk olduğu ilk defa Rutherford atom modelinde çekirdek kavramıyla ortaya girmiştir. Peki atom içinde pozitif ve negatif ve yüksüz olan atom altı tanecikler bulunur. Bu modern atom teorisinde artık geçerli bir durum. Yani proton, nötron ve elektrondan bahsedebiliyoruz. Dalton'da bulunan bir ifade değildir. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz Bohr atom modeliyle ilgili. Bohr atom modelinde yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde yanlıştır diye sorulmuş. Bohr atom modelini kurgularken hidrojen atomunun spektrumları, emisyon ve absorpsiyon spektrumları üzerinde çalıştı. Yani tek elektronlu sistemleri açıklamak için yeterli bir model. Yani hidrojen için yeterli. Ya da mesela lityum atom numarası 3 ama artı 2 yüklü lityum için yeterli. Ama artı 2 yüklüyken. Mesela berilyum proton sayısı 2, nötrken 2 elektronu var ama bir elektronunu vermiş artı 1 yüklü artık 1 elektronu var. Yani Bohr atom modeli aslında tek elektronlu sistemleri açıklamak için yeterli bir model olarak kabul edilebilir. Daha doğrusu tek elektron sistemlerin emisyon ve absorpsiyon spektrumlarını ve bunların enerji geçişlerini açıklamak için yeterlidir. Dolayısıyla Bohr için tek elektronlu bir sistemle çalışmış diyebiliriz. Hidrojenle çalışmış. Peki Bohr'un modelinde ne yer alıyordu? Yani çekirdek dışındaki bölgeyle daha çok ilgileniyor. Pozitif bir çekirdek. Çekirdek dışında belirli enerji seviyeleri. Bu enerji seviyelerin çekirdeğe belirli mesafeleri var. Yani mesela N eşittir 1 çekirdeğe en yakın enerji seviyesi. N eşittir 2 çekirdekten biraz daha uzak. N eşittir 3 ve N eşittir 4 şeklinde numaralandırabiliriz. Peki bu enerji seviyelerine bakarsak çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyeleri arasındaki mesafenin azaldığını görüyoruz. Peki Bohr'a göre bir elektron bir üst enerji seviyesine geçerken aradaki enerji farkı kadar enerji almak zorundadır. Biz bu olaya uyarılma deriz. Uyarılma esnasında enerji alma durumuna da absorpsiyon diyoruz. Yani uyarılma. Peki uyarılmış elektron yani buraya gelmiş elektron tekrardan aynı enerji seviyesine yani temel enerji seviyesine dönerken etrafında ışıma yapar. Yani aldığı enerji kadar etrafa ışıma yapar. Peki bu olayın adına da emisyon diyoruz. Yani absorpsiyon ve emisyon kavramları buradan geliyor. Peki elektronlar çekirdek dışında belirli enerji düzeylerinde bulunur. Bohr'un modelinde yer alan bir şey. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjileri artar. Yani birinci enerji seviyesindeki bir elektrona göre ikinci enerji seviyesindeki, üçüncü ve dördüncü enerji seviyesindeki elektronların enerjileri daha yüksektir. Yani bu hala günümüzde geçerli. İkinci enerji düzeyindeki Bohr enerji seviyelerini K, L, M, N kabuklar şeklinde, kuantum kabukları şeklinde de kodlamış. İkinci enerji düzeyindeki yani L katmanındaki bir elektron, yani şuradaki bir elektron, birinci enerji düzeyine yani K katmanına geçerken biraz önce yaptığımız şey
K katmanına geçmesine biz ne diyorduk? Üzerindeki fazla enerjiyi atacak, yani emisyon yapacak, yani çevreye ışık yayacak. Yani ışıma yapacak. Bu ifade doğru. Ve hala günümüzde geçerli. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel bir yörünge izler. Bohr'un atom modeline göre elektron çekirdek etrafında dairesel bir yörünge izliyor. Ama günümüzde biz biliyoruz ki elektronun çekirdek etrafındaki hareketi dairesel değil, yörüngesel. Ama bu yörünge de orbital kavramıyla açıklanmış. Yani elektronun tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu kuantum kabukçukları var. Bunlara da orbitaller diyoruz, hacimsel bölgeler. Dolayısıyla bu ifade günümüzde geçerli değil. Elektronun n eşittir 1'den n eşittir 2'ye geçmesi için gereken enerji, yani birinci enerji seviyesinden ikinciye geçmesi için gereken enerji, 2'den 3'e geçmesi için gereken enerjiden fazladır. Aradaki enerji farkını zaten söylemiştim. Giderek enerji düzeyleri arasındaki enerji farkı giderek azalır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Ve günümüzde de hala geçerlidir. O halde doğru cevap D seçeneği olacak. Sorumuz atom spektrumları ile ilgili. Bu atom spektrumları aslında Bohr atom modelinin ve modern atom teorisinin ortaya çıkmasına çok büyük katkı sağlamış. Dolayısıyla atom spektrumu deyince bunu Dalton'da, Thomson'da, Rutherford'da görme şansınız yok. Ama Bohr ve modern atom teorisinde atom spektrumlarından sürekli bahsedildiğini duyacaksınız. Atom spektrumları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Elektronların yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine dönüşlerinde yayılan ışınların prizmadan geçirilmesi ile elde edilir. Ki Bohr'un modelinde de vardı, modern atom teorisinde de var. Diyelim ki çekirdeğe yakın enerji seviyemiz, ikinci enerji seviyemiz. Bir elektron düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine aradaki fark kadar enerji alarak geçiş yapabiliyordu. Bu olayın adına absorpsiyon, yani uyarılma da diyebiliriz. O halde şu ikinci enerji seviyesinde nokta noktayla gösterdiğimiz elektron uyarılmış bir atoma ait elektron. Yani biz bu işlemi yaparak atomu uyarmış oluyoruz. Peki yüksek enerjili elektron, yani şu ikinci enerji seviyesindeki elektron, birinci enerji seviyesinden ikinciye geçmiş olan elektron artık kararsız. Üzerindeki fazla enerjiyi atmak için aldığı enerji kadar, yani iki enerji seviyesinin arasındaki fark kadar enerjiyi dışarıya vermeli. Bu olaya da biz emisyon diyoruz. Yani etrafı ışıma yapıyor. Peki, dolayısıyla yayılan ışınların bu emisyon esnasında etrafa yayılan ışınların prizmadan geçirilmesiyle atom spektrumlarını elde ediyoruz. Yani gökkuşağı gibi düşünebilirsiniz. Renkler arası geçişleri görebiliyorsunuz. Bohr yalnızca tek elektronlu türlerin atom spektrumunu doğru bir şekilde açıklayabildi. Evet, Bohr'un atom modelinde ki hidrojen atomunun spektrumunu incelemiş, tek elektronlu bir atom hidrojen. Yine aynı şekilde mesela Bohr hangi taneciklerin spektrumunu açıklayabilirdi diye sorulsaydı mesela lityumu da açıklayabilirdi. Nötrken 3 elektronu var ama artı yüklü olduğu için onun da 1 elektronu var. Mesela berilyum atom numarası 4, artı 3 yüklü olsaydı onu da açıklayabilirdi. Tek elektronlu sistemlerle çalışmış Bohr. Dolayısıyla bu ifade doğru. Atom spektrumları her element için ayırt edicidir. Evet, spektrum çizgileri ayırt edici. Elektronun yüksek enerji düzeylerinden n eşittir 2 düzeyine geçişine yayılan ışınlar görünür bölge ışınlarıdır. Biz 2 numara bölgeye gelmeye, yani mesela 3. enerji seviyesinden 4. enerji seviyesinden 2 numaralı bölgeye elektronun emisyonla gelmesine görünür bölge ışınlarının oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bilim dilinde atomların ışın soğurmalarına emisyon, halbuki ışın soğurduğu zaman biraz önce yukarıda da demiştik, absorpsiyon. Işın yaymalarına ise absorpsiyon yazılmış, halbuki ne olmalıydı? Emisyon diyoruz. En çok sorulan veya hatalı bir şekilde sorularda ifade olarak verilen kavram absorpsiyon ve emisyon. Bunu tekrarlayalım. Absorpsiyon, elektronların ışın soğurarak bir üst enerji seviyesine geçişi. Emisyon ise yüksek enerjiye geçmiş olan elektronun düşük enerji seviyeye geçerken etrafa ışın yayması. Dolayısıyla yanlış verilen ifade Edirne olacak.